Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklilerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, tek renk bu şekilde incili geçirdik ipimize. Bir modelimiz var. Modelimizde arkadaşlar şu şekilde. Evet arkadaşlar, tek renk mavi yazmanın olduğunu düşünün veyahut da istediğiniz herhangi bir tek renge yapabilirsiniz. Boncuklarını da arkadaşlar böyle altın sarısı kullandım. Siz isterseniz beyaz da kullanabilirsiniz. İstediğiniz gri de kullanabilirsiniz. Değişiklik olsun, hep ince oluyor diye arkadaşlar. Bu şekilde sarıyla birbirine uyum sağladığını düşündüm. Evet arkadaşlar, tabii ki her zamanki ikişer zincir çekerek ilk önce tığ battılarını hazırlıyoruz. Sonra tek seferde arkadaşlar bu şekilde modelimizi hazırlıyoruz. Evet, şimdi modelimizin arkadaşlar şuralarına ütüler vurulduğu zaman daha da güzel ve sert bir şekilde duracaktır. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki çiçeğimizin arasına 12 tane bu şekilde tığ battılar hazırlıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada 10 tane tığ battı arası var. 3 zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battının içine şu şekilde kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya şu şekilde kapatıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde tığ battıları hazırladık 12 tane. Ve 6 tane zincir çekiyoruz üzerine. Bu çiçeğimiz için yuva olacak arkadaşlar. Geri döndüm. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battımın için arkadaşlar şu şekilde bir yuva yaptım. Şimdi buraya arkadaşlar 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi çektim. Bir tane ince akıtıyorum arkadaşlar. İncimi şu şekilde 8 zincirimin üzerine sık iğne ile kapatıp buraya 7 tane arkadaşlar zincir çekiyorum. İncimden sonra 7 zincir. 7 zincirimi bu kapattığım incinin şu dibine arkadaşlar şu şekilde incimin dibine sık iğne ile girip şöyle kapatıyorum. Bu incimin arkadaşlar tepesine yuva yaptık. Bu şekilde zincirimizi. 1, 2, 3 tığ battı atlayıp 4. tığ battımın içine kapatıyorum arkadaşlar. 1, 2 zincir çekip ters yüzünden düz yüzüne dönüyoruz. Bu yaptığımız 7 zincirin için arkadaşlar şu şekilde yaptığımız kirpiği kapattık. Şimdi tekrar 2 zincir yaptığımız bu 7 zincirli yuvaya kapatıyoruz. 1, 2 zincir. Buraya arkadaşlar toplam bu kirpiklerden 8 tane dolduruyoruz. Şimdi 3 oldu. 4 5 6 7 ve bu da 8. ve sonuncu arkadaşlar. 1 2 zincir. 2 zincirimi kapattım. Buradaki zincirimin içine bir tane arkadaşlar kapatıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. İncimi alıyorum. İncimin üzerine bir tane zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. Tığımızın başını 4 defa doladık. Yuvaya girdim. Bu 6 zincirli yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2, 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi arkadaşlar şu şekilde şöyle de geçirebiliriz. Buraya en son battığım 2 zincirli yuvanın içine arkadaşlar kapattım. Buraya incim için bir tane yuva yapmış olduk arkadaşlar. Şu şekilde incimi geçirdim. 2 zincir çekip kapattım. 2 zincir çektim, kapattım.
2 oldu. 2 zincir çektim, kapattım. 3 oldu. 4 5 6 7 ve 8. 8 tane arkadaşlar buraya doldurduk. 2 zincir çekiyorum. Bir tane de bu trabzanımın içine kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ikinciyi de bitirdik. Bir zincir çekiyorum ve buraya üçüncü incimi bir zincirimin üzerine kapattım. Bir tane zincir de arkadaşlar incimin üzerine çektim. Yine 4 baş tığ doladım. Ve 6 zincirli yuvaya girip 1, 2, 2, 2, 2, 2 olarak aldım. Bu arkadaşlar daha önce inciyle, örümcekle aldıklarımdan sanırsam daha rahat. Yine 7 zincir. Bunun bir farklısını göstermiştik. Örümcekli, incili, pembe renkli altlarda. Bu da arkadaşlar mavi ve örümceksiz olan, zincirli olan. Bu şekilde arkadaşlar en son kapattığım yuvaya kapatıyorum. Bu çektiğim 7 zinciri. Tekrar düz yüzüne döndüm. Şimdi 3. incimin yuvasını da arkadaşlar 8 tane kirpikle dolduracağım. Bu 2 zincirimi kapatıyorum buraya. 2 zincir kapattım buraya. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 1, 2 zincir. 6, 2 zincir. 7, 2 zincir. 8. Evet arkadaşlar, her incinin tepesine 8 tane yapıyoruz. Sonra 2 zincir çekip bir tane de buradaki trabzana yapıyoruz. Bir zincirimi çekiyorum. Şimdi 4. incimi alıyorum arkadaşlar. Kapattım buraya. Bir tane de bu şekilde üzerine zincir. Tığımın başını 4 defa doladım. Aynı 6 zincirli diğer trabzanları yaptım yuvadan. 1, 2, 2, 2, 2, 2 olarak şu şekilde arkadaşlar trabzanını yaptım. Yine 7 zincir. Döndüm arkadaşlar ters tarafına. Bu şekilde en son yaptığım bu 2 zincirli yuvanın içine yine kapatıp 2 zincir çekip düz yüzüne döndüm. Ters yüzünden yuvayı kapatıp düz yüzüne dönüyoruz. 2 zincir kirpik yapıyoruz. 2 zincir 3. kirpiğimiz, 2 zincir 4. 5. 6. 7. ve 8. 8 tane kirpiği bu şekilde yaptık. 9.'yu da arkadaşlar zincirimin içinde yapıyorum. Bu şekilde 4.'yü de bitirmiş olduk. Yine inciyi almak için ilk önce bir zincirimi çekiyorum. İncimi akıtıyorum, kapatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 baş doladım. Yine 6 zincirli yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2, 2, 2 alarak bu şekilde arkadaşlar trabzanlarımız uzunca oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. zincirimi, 7 zincirimi çekip buradaki arkadaşlar şimdi ters tarafına da tabii ki dönüyoruz. En son şu incimden arkadaşlar rahat batamadık. Bu şekilde en son yaptığım 2 zincirin içine, trabzana yaptığım 2 zincirin içine bu 7 zincirimi kapatıyorum. 2 zincirimi dönüp buradaki incimin tepesine yaptığım 7 zincirli yuvayı 8 tane arkadaşlar kirpikle dolduruyoruz. 2
3 3 4 5 6 7 8 8 tane arkadaşlar kirpiğimizi yaptık. 2 zincir çektik. Ve yine trabzana. Şimdi arkadaşlar 5 tane oldu. Buradan sayıyoruz. 1, 2, 3. tığ battıma. Bu şekilde kapattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 4.'ye, burada da 3. kirpiği arkadaşlar kapatıyoruz. Bu şekilde çiçeğimizin yapılışı. Yine arasını arkadaşlar 3 zincir çekip 12 tane bu şekilde 3 zincir çektim, tığ battıya kapattım. 3 zincir çekiyoruz. 12 ara verince arkadaşlar tekrar çiçeğimizin yapımına başlıyor. Bu şekilde şimdi biz örnek amaçlı olduğu için şöyle 4. 3 zincir 5. 6. Bu kadar mesafe yeter arkadaşlar. Şimdi örnek amaçlı makasımı galiba getirmemişim. Şöyle değdireyim. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi şu da en son sizde yaptığımız çiçeğimiz arkadaşlar. Çok zarif bir model oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Umarım güzel bir çekim olmuştur arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.